kendi sismik gemilerimizle Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiğinde halk sevince boğuldu. Bir müjde de tarım sektöründen geldi. Yıllardır yurt dışından milyonlarca dolarlar verilerek getirilen ürünlerimizi şimdi yurt içinde yerli ve milli olarak tam organik ve yarı organik olarak çiftçilerle bu sene buluşturduk. Bu üreticiye ne kattı? Hemen kısaca özetlersek bu üreticiye verim kattı, kalite kattı, pazar değerini arttırdı, raf değerini arttırdı. Son yıllarda yerli ve milli üretim noktasında ciddi bir ivme kat eden Türkiye, tarım alanında da milli üretime önem vermeye başladı. %100 yerli sermaye ile üretilen organik gübre, ürün verimi ve kalitesini de olumlu yönde etkiledi. Geçen sene ektiğimizde 6-7 ton civarında bir ürün aldık. Bu sene ektiğimizde 13 tona yakın bir ürün almaya çalışıyoruz şu anda. Daha hasat dönemindeyiz. Hasadın ortasındayız. Arazimiz belli, tarlamız belli. Yani gerçekten kaliteyi, verimi, tonajımızı artırdık. Derler ki silajlık mısır ektik, hem de ikinci ekim. Haziran'ın onun da ektik. 4 metre, 4,5 metre boyu var derler. Yok artık dedim. Geldim gördüm. 70 günde silajlık mısırı bu hale getirmiş. Biz bunu kullandık. Tamamen arazilerimizde kullandık ve gerçekten bunun hızlı bir şekilde gelişim yaptığını gözlemledik. Siz de görmüş olduğunuz gibi ikinci ürün Haziran'ın 6'sında 10'unda gibi biz bunları ektik. Şu an ikinci ürün mısırın kondak yapısını görüyorsunuz. Tane doldurmasını görüyorsunuz ve de boyu en az 25 santim. Hektar başına ortalama 95 kilogram gübre kullanılan Türkiye, kimyasal gübre tüketiminde dünyada 73. Avrupa'da ise 27. sırada bulunuyor. Azot bazlı gübrelerde ise 1,5 milyon tonluk tüketimiyle dünya genelinde 8. sırada geliyor. Buradaki şimdi en büyük olayımız hani güzel verim aldık. Bu araziden bir verim alırken bunun yanı sıra toprakta da bir kalıntı bırakmadım. Yani önümüzdeki yıllara sarkacak bir sıkıntı bırakmadan biz bu işi başardık. Verim konusunda olsun, yani canlılık, bitkiyi, yani çiftçiyi sevindiriyor. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Yıllarca milyonlarca dolar Amerika'ya verilen paraların boşa gittiğini bir kez daha anlamış olduk. Onların üretmiş olduğu ürünün belki de daha kalitesini Türk girişimciler kendi formülleriyle üretmişler. Çiftçi memnun, firma memnun, herkes memnun. Çiftçimizin yüzü gülüyorsa biz de mutluyuz.